Merhabalar. Bu videoda sizlere MEP kazanım testlerinden 21. testi çözeceğim. Problem çözmede sorun yaşadığını söyleyen çok fazla sayıda öğrenciyle karşılaşıyorum. Hem milli eğitimin öğrencilerimizin ne seviyede olduğunu belirten testler olduğu için hem de sizlere bir faydasının olacağını düşündüğüm için bu testleri seçtim. Umarım faydalı olur sevgili gençler. Öncelikle birinci sorumuza başlayalım. Bana diyor ki 1 ve 11 arasındaki farklı çift sayılar ile numaralandırmış. 1 ile 11 arasındaki çift sayılar neler sevgili arkadaşlar? 2, 4, 6, 8 ve 10. 5 farklı dolap ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Her dolaba üzerinde yazan numaranın 2 katı kadar paket yerleştirilmiştir. Şimdi gençler burada ne varmış? Dolaplar varmış. Dolapların numaraları başta yazıyor. Ve her dolaba üzerine yazan numaranın 2 katı kadar paket yerleştirilecek. Yani buraya 4 paket yerleştirilecek. Buraya 8 paket. Buraya 12 paket. Buraya sevgili arkadaşlar 16 paket. Buraya 20 paket yerleştirilecek. Dolaplardan birine yerleştirilen paketler 15'er kilogram. Diğerlerine yerleştirilen paketler ise 10'ar kilogramdır. Dolaplardaki paketlerin ağırlığı, toplam ağırlığı 640 kilogram olduğuna göre 15 kilogramlık paketler kaç numaralı dolaba yerleştirilmiştir diye bir sorumuz var. Şöyle baktığım zaman sevgili gençler bakın bunlar hep 10'ar kilogramlık yerleştiriliyor. Fakat bir tanesine 15 kilogramlık yerleştiriliyor diyor. Eğer hepsine 10 kilogramlık yerleştirmiş olsaydı ne olurdu? Bakın buraya 10 kilogramlıklar yerleştirmiş olsaydı toplam 40 kilogram olurdu. Buraya 10 kilogramlıklar yerleştirmiş olsaydı 80. Buraya 10 olsaydı 120. Buraya 160. Buraya ne olur sevgili arkadaşlar? 200. Ve toplam 600 kilogram benim yerleştirilmiş olan paketim olurdu sevgili gençler. Yani kilogram olarak ağırlığı 600 kilogram olurdu. Fakat baktığım zaman yerleştirilen paketlerin 640 kilogram olduğunu söylüyor bana. O zaman 40 kilogram neyim var benim? Fazlalığım var. Şimdi sevgili gençler dikkat edin. Bu 40 kilogramın içerisinde 5'er grupluk yani 5'er kilogramlık paketler var. Burası önemli bir nokta. Yani hani bunların hepsi 10'ar kilogramlıklar. Bir tanesi 15'er kilogramlıklar ya. Bunun içerisinde ne olması lazım? Her pakette 5 kilogram fazlalık olması lazım. O zaman kaç paket olduğunu bulmak için 40'ı neye bölüyorum? 5'e. O zaman diyorum ki 8 pakette değil mi? Artı 5 kilogram var. Gençler 8 paket hangisinde? Bakın burada. Peki bu dikkat edin yalnız kaç numaralı diye söylemiş. Kaç numaralı dolap oluyor sevgili arkadaşlar? 4 numaralı dolap oluyor. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bana diyor ki bir yarışta birinci olan yarışmacı yarışı bitirdiğinde ikinci olan yarışmacının bitişe 400 metresi, üçüncü olan yarışmacının 600 metresi kalmıştır. Şimdi bu söylediği cümleyi şu cümleye kadar bir şekil üzerine görmek istiyorum. Bana diyor ki bak şu kadar bir pistimiz var. Yarışma başlamış. Birinci bitirmiş. Birinci burada. Bana diyor ki sevgili gençler ikinci olan yarışmacının bitişe 400 metresi var. İkinci diyelim ki şurada. Bunun ne kadarı varmış? 400 metresi varmış. Sonra diyor ki üçüncü olan yarışmacının da diyor 600 metresi var. Şimdi sevgili gençler toplam bitişe 600 metresi var üçüncünün. Ama buraya kaç metre kalır o zaman? 200 metre kalır. Bu da üçüncünün olduğu yer. Evet ilk cümlemizden bunu çıkardık ve şekillendirdik. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Sonra diyor ki ikinci olan yarışmacı yarışı bitirdiğinde diyor. Üçüncü olan yarışmacının bitişe 240 metresi kalmıştır. Bak şimdi. Bu birinci zaten kazandı, o gitti. Sonra ikinci bitirecek. Bakın ikinci buraya geldi, değil mi? Üçüncü de buraya geldi. Gençler, bana diyor ki üçüncü olan yarışmacının bitişe 240 metresi var. Şimdi 240 metresi var, evet. Başlangıçta üçüncü olanın ne kadar yolu vardı bitişe? 600 metresi vardı. O zaman aslında üçüncü olan ne kadar yol gitmiş? 240'dan eğer 600'den 240'ı çıkarırsam 360 metre yol giderek üçüncülük yani buraya gelmiş. Şimdi bunlara göre bakalım. Bana diyor ki yarışmacıların hızları sabit olduğuna göre yarış pistinin uzunluğu kaç metredir? Şimdi ben buraya x diyeyim sevgili gençler. O zaman burası da x olacaktır. Yani ben şu anda neyi arıyorum ona bir bakayım. x6 x artı 600'ü arıyorum. Beraberce bir yorumlayayım. Şimdi bu soruların
oran orantıyla da çözüyorlar sevgili gençler. Fakat ben size bu soruyu hareket problemlerinden anlatmak istiyorum. Bana göre o daha, yani daha çok sayıda kişi o şekilde anlattığım zaman anlıyor diye düşünüyorum. O yüzden hareket problemlerinden anlatacağım. Şimdi bana diyor ki hızları sabit diyor. Yani bakın şunun hızını turuncuyla yazayım. Şunun hızı ne olsun sevgili arkadaşlar? V2 olsun. Peki 2 şuraya geldiği zaman o zamanki hızı da V2. Evet, bunun hızı da V3 olsun. Şunun hızı da V3 yine. V1 ile zaten bir işimiz yok. Çünkü birinci zaten baştan ne yaptı? Buraya ulaştı. Ve o yolla ilgili herhangi bir yani soru çözümünde herhangi bir faydası olmayacak bize. O yüzden V1'i belirtmiyorum. Şimdi sevgili gençler, hareket problemlerinde her zaman bizim bir formülümüz var. Her zaman. Ve bütün aslında hareket problemleri bunun üzerinden gidiyor. Yol eşittir hız çarpı zaman. Bunu hiç unutmuyoruz. Her zaman bütün hareket problemleri, bir kez daha söylüyorum, aslında bu formülün etrafında döner. Şimdi bunu kullanarak bir beraberce düşünelim. Bakın şimdi V2'ye bakalım. Şu ilk duruma bakalım önce. Şu duruma bakıyorum. Bunu değerlendiriyorum. İlk durumdayken benim V2'm ne kadar yol gelmiş? Beraberce bir değerlendirelim. Bakın V2'ye x artı 200 V2 için konuşuyorum. Yani onun için noktalı virgül diyeyim, karışmasın. V2'miz x artı 200 kadar yol gelmiş sevgili arkadaşlar. Peki hızı ne? V2. Bakın yol eşittir hız çarpı. Şimdi zaman herkes için aynı şekilde akar. Yani şimdi bu V2 buraya gelirken akan zaman V3 için de geçerli olacak gençler. Yani zaman sabit. Diyelim ki T saatte gelmiş olsunlar. Peki bu taraftaki V3 ile gelen ne kadarlık yol almış? X kadar yol almış. Onun hızı neydi sevgili arkadaşlar? V3'tü. Peki gene zamanımız ne olacaktır? T olacaktır. Bu V2 için yazılandı. Bu da V3 için yazılandı sevgili arkadaşlar. Peki. Şimdi bu kenarda bir dursun. Bunu biraz sonra kullanacağım. Şuraya bakın gençler. Şunu görüyorsunuz. Şimdi beraberce bir bunu değerlendirelim. Bakın şimdi. V2 buraya gelene kadar. Bakın başta şuradaydı, hatırlıyor musunuz? 400 metrelik yol almış bu V2 hızıyla hareket eden arkadaşımız. Yani ikinci yarışmacımız V2 hızıyla 400 metre yol almış. Onu bir yazalım beraberce. Bu yol V2 hızı. Şimdi bu ikinci yarışı, yani hani birinci olduktan sonra ikincinin buraya ulaşana kadar ki geçen zamana da eğer ben T1 dersem ona da T1 diyeyim. Bunlar sadeleşecek sevgili gençler. Bu T'ler, T1'ler sizin kafanızı karıştırmasın. Çünkü bu soruları oranlayarak çözeceğiz. Bunu da belirteyim. Şimdi bu buraya geldi, değil mi? 400 metrelik yol aldı. Bakın ikinci buradan buraya geldi ve 400 metrelik yol aldı V2 hızıyla. Şimdi üçüncüye bakın. Buradan gençler, buradan yola çıkıyor ve şurada 240 metre kalıncaya kadar geliyor. Yani ne kadarlık yol alıyor V3? 360 metre yol alıyor. Hızı neydi? V3'tü. Zamanımız da sevgili arkadaşlar yine T1. Şimdi ben burada ne yapacağım? Tahmin ettiniz herhalde. Bakın şunun ikisine bakmanızı istiyorum. Burada V2 bölü V1 oranını bulacağım. Ne yapacakmışım bunu? Oranlayacakmışım. Aynı şekilde bunu da oranlayacağız sevgili arkadaşlar. Her ikisini de oranlayacağım. Eğer ben bunları oranlarsam, bakın şimdi T1'ler gidiyor, görüyor musunuz? V2 bölü V3. Sıfırlar da gitti. Bunların her ikisi 4'ün katı. 4'e şurası V2, yukarıdaki V2 ile aşağıdaki V3'tü. 4'e bölersem sevgili arkadaşlar ne olacaktır? 10 bölü 9 olacaktır. V2 bölü V3 oranını ne buldum? 10 bölü 9 buldum. Şimdi bu tarafta yer kalmadığı için şuraya ok çıkaracağım. Bakın şunu getiriyorum bu tarafa. Şimdi bunu oranlayacağım. Oranlayayım beraber. X artı 200'ü X'e oranlıyorum. Buradan da neyi gençler? V2 T'yi V3 T'ye oranlıyorum. T'lerin artık gideceğini biliyorum. Bak T'ler gitti. V2 bölü V3 de biraz önce buldum. Neydi? 10 bölü 9'du. O zaman şunların ikisinde içler dışlar çarpımı yaparsam sonucuma ulaşırım. Ne olur burası? 9x artı 1800 10x. X'imiz ne oldu sevgili arkadaşlar? 1800 diye bulundu. Bu 9x'i bu tarafa attım. X eşittir 1800 oldu. Şimdi en başta zaten belirtmiştim ben neyi aradığımı. Yani sizler de genelde, yani sorularda hep belirtin. Başta belirtin ne aradığınızı. Çünkü sonradan öğrenci unutabiliyor. Ben aslında burada baştan beri ne arıyorum? X artı 600 arıyorum. Dolayısıyla 1800 artı 600'den sonucum 2400 diye bulmuş oldum sevgili arkadaşlar.
Şimdiki sorumuzda bir merdivenli sorumuz var. Bir bakalım. Diyor ki bana, İdil diyor, merdiven basamaklarını dörder dörder çıkıp ikişer ikişer iniyor. Şimdi bir İdil'imiz varmış. Damla'dan bahsediyor değil mi gençler? Bir de Damla'mız var. Peki. Evet. Damla ise diyor aynı merdiven basamaklarını üçer üçer çıkıyor, üçer üçer iniyor. İdil'in adım sayısı, bak adım sayısından bahsetmiş. Damla'nın adım sayısından dört fazla olduğuna göre merdiven kaç basamaklıdır? Merdiveni bana sormuş ya, diyelim ki x basamaklı olsun diyelim gençler. Yani merdivenin basamak sayısına ben ne dedim? X dedim. Şimdi buna göre bir değerlendirelim bakın. İdil'in attığı adımlardan bahsediyor. Değil mi aslında? Yani hem de Damla'nınkine de. Çünkü burada ne diyor? Dörder dörder çıkıp. Yani her çıktığı işte her attığı adımda dörder dörder atıyormuş. Onu söylüyor. O zaman şimdi bir İdil'in hem inerken hem de çıkarkenki durumuna bakalım. İnerken diyelim. Bir de çıkarken. Yalnız dikkat edin, ben burada adımlardan bahsediyorum. Adımlardan bahsediyorum. Değil mi gençler? Bir daha bakalım. Bana diyor ki dörder dörder çıkıp ikişer ikişer iniyor diyor. X tane basamak varsa gençler ve İdil dörder dörder çıkıyorsa her basamakta her seferde X bölü 4 tane çıkarken adım atmamış mıdır? Yanlış cümle olmasın. Şunu söyleyeyim size. Çıkarken toplam X basamak var ya, dörder dörderce çıktığı için X bölü 4 tane adım atmıştır İdil çıkarken. Şimdi bakalım. İkişer ikişer iniyor diyor. X tane basamağım var benim. Ve ikişer ikişer iniyorsa sevgili arkadaşlar, bu sefer kaç adım atmıştır? X bölü 2 tane adım atmamış mıdır inerken? Şimdi sırada Damla var. Damla da diyor aynı merdiven basamaklarını üçer üçer çıkıp üçer üçer iniyor. Şimdi x tane basamak varsa Damla inerken kaç basamak atmıştır? X bölü 3 basamak atmıştır. Peki aynı şekilde çıkarken de aynısı olduğunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Bundan sonra bakın diyor ki İdil'in adım sayısı Damla'nın adım sayısından 4 fazla olduğuna göre. Şimdi sevgili gençler, öğrenciler şu hatayı da yapıyorlar. Denklemi kurarken, yani ne için denklem kurduğunuza bakın. Mesela ben burada ne için denklem kuracağım? Adım sayısı için denklem kuracağım değil mi? O zaman her iki taraf da, yani eşitliğin her iki tarafı da adım sayısını belirten ifadelerden oluşmalı. Şimdi mesela İdil'in adım sayısı ise burası, değil mi? Peki bu tarafta da ne olacakmış? Damla'nın adım sayısı olacakmış. Damla'nın adım sayısı. Ama bir şey diyor, İdil'in adım sayısı Damla'nın adım sayısından 4 fazla diyor. Öyle değil mi gençler? Şimdi İdil o zaman ne kadar adım atmış gençler? Böyle baktığımız zaman hem inerken hem çıkarken x bölü 2 artı x bölü 4 kadar adım atmamış mıdır? Evet. Damla ne kadar atmıştır? X bölü 3 artı x bölü 3 kadar. Fakat bir de 4 adım daha fazla var İdil'in attığı. Çünkü evet, İdil'in attığı 4 adım fazlalığı nereye ekliyorum? Damla'ya ekliyorum ki denklemim oluşsun sevgili arkadaşlar. Bu denklemi çözeceğim. X'leri bir araya toplayabilirim. Peki şöyle yapalım. Bir araya toplayayım. Burası ne oluyor? 2x bölü 3 oluyor. Çünkü bunların paydaları eşit sevgili arkadaşlar. Peki bir daha bir yazayım. Beraberce görelim. X bölü 4 eksi 2x bölü 3 oldu. Bu niye eşitmiş sevgili arkadaşlar? 4 eşitmiş. Bunlar nerede eşitlenirler? 12'de eşitlenirler. Bunu neyle çarpacağım? 4 ile, bunu 3 ile, bunu 6 ile. Ne oluyor sevgili arkadaşlar? 6x artı 3x eksi 8x bölü 12 eşittir 4. Devam edelim. Böyle baktığım zaman ne oluyor burası? 9x. X eşittir 4 çarpı 12'den, yani 9x'den 8x çıkardım. X kaldı. 4 çarpı 12'den 48 diye bulunmuş oldu. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Bir bilet kuyruğu diye başlayan sorularımız var. Sevgili gençler, bunlarla ilgili kitaplarda formüller var. Formülleri kullanabilirsiniz. Ama ben bu soruda size bu soruların mantığını anlatmak istiyorum. En sonunda, problemin sonunda formülden de bahsedebiliriz. Bakalım beraberce. Bana diyor ki bir bilet kuyruğu var diyor. Peki kuyruğumuz şöyle başlasın. Onur diyor baştan 15. sırada diyor. Onur şurada sevgili arkadaşlar. Onur şuraya yerleştireyim. Baştan kaçıncı sıradaymış? 15. sıradaymış. Bak Onur 15. baştan, dikkat edin. Sonra diyor bir Hakan var. Hakan da diyor sondan 21. sıradadır.
Şimdi bunu okudum. Ama hemen Hakan'ı yerleştirmiyorum. Çünkü bu sorular ya kuyrukta en az kişiyi soruyor ya da en çok kişiyi soruyor. Kuyruktaki en az kişi istemesine göre Hakan'ı yerleştireceğim veya en çok kişi istemesine göre. Eğer en çok kişiyi sorsaydı, bakın, kuyruk uzasın isterdiniz değil mi gençler? En fazla sayıda kişiyi sorsaydı. O zaman Hakan'ı şuralarda bir yere yerleştirirdim ben. Ve Hakan'la Onur'un arasında tekrardan başka sayıda, şu mesela 7 kişi demiş, onları da buraya yerleştirirdim. Ama soru köküne bakarsanız eğer, soru kökü bana diyor ki sevgili arkadaşlar, en az diyor. En az dediği için Hakan'ın nerede olduğunu anlayacağım ben. En az diyor ya, bak Hakan ya bu tarafta ya bu taraftaydı. En az dediği için, en az dediği için Hakan'ı bu tarafa yerleştiriyorum sevgili arkadaşlar. Hakan sondan 21. bak. Bu neymiş? Sondan 21. Hakan. Peki Hakan'dan önce gençler, şöyle baktığım zaman şurada 20, Hakan'dan sonra pardon, 20 kişi var. Peki bu da son, bu da baş olsun. Tamam mıyız? Sonra bir şey daha söylemiş bana. Diyor ki Onur ile Hakan arasında da diyor 7 kişi var diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, onu da kırmızıyla belirteyim. Şu arada da kim varmış? 7 kişi olduğunu söylüyor. Şimdi bu soruları sondan da başlayarak çözebiliriz, baştan da başlayarak çözeriz. Sondan başlayayım ben bu sefer. Bakın şimdi Hakan'a bakın. Hakan 21. öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman. Şimdi Hakan'la beraber, bakın dikkat edin. Hakan'la beraber kaç kişi var? 21 kişi var. Şimdi bana ne lazım? Şu Hakan'dan önce kaç kişi var onu bulacağım. Hakan'dan önce kaç kişi var? Ve bu 21'e onu eklersem sorum çözülmüş olacak sevgili arkadaşlar. Peki beraberce bir yorumlayalım. Bakın şimdi Onur neydi? 15. kişiydi değil mi? Evet, Onur 15. kişiydi. Peki Onur hariç, Onur'dan önce, Onur'dan önce kaç kişi var gençler? 14 kişi var, öyle değil mi? Burası çok kalabalık olacak diye buraya yazmak istedim. 14 kişi var. Bakın Onur 15. Onur'dan önce kaç kişi var? 14 kişi var. Şimdi buraya bakmanızı istiyorum. Onur'la Hakan'ın arasına bakmanızı istiyorum. Bakın Onur'la Hakan'ın arasında O ile Hakan, yani Onur ile Hakan arasında 7 kişi var. Değil mi gençler? Bir kişi de Hakan var. 7 artı 1 değil mi? Eşittir 8 kişi. Evet. Hakan ve Onur, onlar dahil olmak üzere, yalnız dikkat edin, yok, Hakan'dan başlayıp Onur'a kadar olan kişiler. Çünkü Onur'u zaten baştan saymamıştım, 14 kişi var demiştim. Hakan'dan başlayıp Onur'a kadar olan kişiler toplam kaç kişi oldu sevgili arkadaşlar? 8 kişi oldu. Peki burada da 14 kişi vardı. O zaman ben ne yapacağım? 14'ten 8'i çıkaracağım. Ve 6 kişi gençler, bu Hakan'dan önceki kişileri bulmuş oldum. Hakan'la beraber 21 kişi vardı. O zaman ne yapıyorum? 21 artı 6 eşittir 27 diye bu soruyu çözmüş oluyorum. 5. sorumuza devam edelim. Bana diyor ki Mehmet parasının 1/5'ini Mustafa'ya vermiştir. Peki Mustafa diyor, bir Mehmet'imiz var bu arada, yazalım onu hemen. Mehmet var, Mustafa var. Mustafa diyor parayı aldıktan sonra diyor parasının diyor 1/3'ünü diyor harcamış. Son durumda Mustafa'nın parası Mehmet'in parasının 2 katı olmuştur. Evet, başlangıçta Mehmet'in parasını Mustafa'nın parasına oranını soruyor sevgili gençler. Bunu tek değişkenle de çözebiliriz, iki değişkenle de çözebiliriz. Ben iki değişkenli yapmak istiyorum. Mehmet'in parasını x diyorum, Mustafa'ya da y diyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra şuradaki cümleleri tek tek uygulayalım. Mehmet parasının 1/5'ini Mustafa'ya vermiştir. O zaman Mehmet'in parasının 1/5'i nedir gençler? x/5'i değil midir? Y artı x/5 olur. Peki Mehmet'in ne kadar parası kaldı bu durumda? 4x/5 kadar parası kaldı. Peki bu birinci durumumuz. Mustafa parayı alıyor. Alıyor parayı. Sonra parasının 1/3'ünü harcamıştır diyor. Şimdi sevgili gençler, Mustafa'nın parasının tamamı 1 olsa, bak bu mantıkla düşünebilirsiniz. Tamamı 1 olsa, 1/3'ünü harcarsa ne kadarı kalır gençler? 2/3'ü kalır, öyle değil mi?
Bunun farkındayız. Bak bunu Mustafa'nın parası için söyledim. Peki o zaman Mustafa parasının 1/3'ünü harcarsa gençler ikinci durumda ne kadar parası kalacaktır Mustafa'nın? 2/3 kadar parası kalacaktır. Bunu söyledik. Bundan sonra bana ne diyor? Son durumda diyor Mustafa'nın parası Mehmet'in parasının 2 katı olmuştur. Gençler Mehmet'in parası aynı. Mehmet harcamamış. Bir de Mustafa'ya da para verdi. Değil mi? Parası 2, 4x bölü 5 oldu. Ve bu durumdayken Mustafa'nın parası yine de neymiş? Mehmet'in parasının 2 katıymış. Şimdi ben bu işlemi yapacağım ve x'i y'ye oranlayacağım. Çünkü bana neyi sormuştu? Mehmet'in parasını, Mustafa'nın parasına olan oranını sormuştu. X bölü y'yi sormuştu. Onu bulacağım. Beraber işlemlerimizi yapalım. Şimdi gençler şöyle baktığım zaman bakın çarpı var görüyor musunuz? Her ikisi de çarpım durumunda. Hiç işleme katmadan şu ikileri bir kere bir sadeleştireyim. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Dikkatli yapmaya çalışalım. 4x bölü 5 eşittir. Bakın şimdi burada 1 bölü 3 kaldı. Bu 1 bölü 3 ile neyi çarpıyorum gençler? Y'yi çarpıyorum. Y bölü 3 oldu artı. Yine 1 bölü 3 ile x bölü 5'i çarpıyorum. X bölü 15 diye burayı da bulmuş oldum. X'leri bir araya toplayayım. 4x bölü 5 eksi x bölü 15 eşittir y bölü 3. Bunu neyle çarpıyorum gençler? 3 ile çarpıyorum. 12x'ten 1x'i çıkardım. 11x bölü 15 eşittir y bölü 3. Peki şunları sadeleştireyim sevgili arkadaşlar. Burası 5 oldu. Şimdi bana neyi sormuş dikkat ediyorum. X bölü y'yi sormuş. Bak x burada görüyor musun? X'i yazdım. Oran orantıdan yapıyorum şimdi buradaki yaptığım şeyi. Benim şuna hakkım var. Bu y ile 5'i yer değiştirmeye hakkım var. Y'yi aşağı indiriyorum. Bak bu y'yi aşağı indirdim. Şu 11'i buraya aldım. 5'i de bu tarafa attım. Bak şimdi aslında bunu siz işler çarpımından da yapabilirsiniz. 11x ya burası. Burası da 5y. Değil mi? Bak şu kenarda yazayım hatta. 11x eşittir 5y ya. Burada ben ne yapıyorum? Her tarafı önce bir y'ye bölüyorum. Bak. Y'ler sadeleşiyor. Peki. Sonra her tarafı neye bölüyorum? 11'e bölüyorum. Hem bunu hem bunu. 11'ler sadeleşiyor. X bölü y kalıyor. Burada da 5 bölü 11 kalıyor sevgili gençler. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bir baba diyor bir miktar parayı Ahmet, Bartu, Can ve Doruk varmış. Bak isimlerini yazalım. Ahmet varmış, Bartu varmış, Can varmış, Doruk varmış. 4 çocuğuna paylaştırmış. Nasıl paylaştırdığını söylemiş bana. 1 bölü 3'ünden bahsetmiş. 3 bölü 5'inden bahsetmiş. Şimdi böyle baktığım zaman gençler bu sorularda neye nasıl x diyeceğim diye öğrenci şaşırıyor. Bu arada toplam para sorulmuş. Hemen böyle bir kaba taslak bakıyorum. Ayrıntıları okuyacağız tabii ki beraberce. Toplam parayı x diyebilirsiniz gençler. Bir de şunu yapabilirsiniz. Mesela burada paydada 3 var. Burada 5 var. Görüyor musunuz? 15x de diyebilirsiniz. Bu sizin kararınız. Nasıl isterseniz öyle yapın. 15x dediğiniz zaman kesirlerle daha az uğraşırsınız. X dediğiniz zaman kesirli sayıların gelme ihtimali daha fazla. Karar size kalmış. Ben biraz işlem yapayım diye x seçiyorum gençler. Tamam mıyız? Toplam para ne olsun? X olsun diyorum. Şimdi buna göre beraberce bakalım. Paranın 1 bölü 3'ünü Doruk almıştır diyor. Bak paramız x. O zaman Doruk ne kadarını alacak? X bölü 3'ünü alacak. Sonra bir şey daha söylüyor. Diyor ki Bartu'nun aldığı para Doruk'un aldığı paranın 3 bölü 5'i kadardır. Şimdi Bartu'nun aldığı para diyor, Doruk'un aldığı paranın 3 bölü 5'i kadar. Peki gençler, Doruk ne kadar almıştı? X bölü 3 almamış mıydı? Bunun 3 bölü 5'i ne olur sevgili arkadaşlar? X bölü 5 olmaz mı? Evet, 3 bölü 5'i x bölü 5 oldu. Bu kim gençler? Dikkat edin, Bartu. Bartu ne kadar almış oldu? X bölü 5 almış oldu. Kalan parayı da diyor Ahmet'le Can diyor eşit olarak paylaşıyorlar. Şimdi toplam para ne kadar oldu? X bölü 5 burada var. X bölü 3 burada var. Toplayayım hemen bir. 3x, 5x, 8x bölü 15 oldu. Değil mi gençler? Bunlar kim? Bunlar Bartu artı Doruk. Gençler. Peki o zaman kalan ne kadar olur? Bakın Bartu artı Doruk bunu alıyor ya. Kalan ne olacaktır? 7x bölü 15. İşte bu kalan paranın yarısını Ahmet, yarısını Can alacakmış. Yani Ahmet'e ne kalıyor? Şuraya rengi değiştireyim o zaman. Bunun yarısı 1 bölü 2'si olacak ya gençler. Yani bu kenarda tabii kalan direkt olmasın. 7x bölü 30 olacak.
Şurada kalan yazdığım şey, şunu karaladım. Burası ne olacaktır yine? 7x bölü 30 olacaktır. Bundan sonra bana ne diyor bakalım? Ahmet'in parası diyor. Ahmet'in parası Bartu'nun parasından 120 lira fazlaymış. Bak, Bartu'nun parasından 120 lira fazla Ahmet'in parası. O zaman bir işlemimizi yapalım sevgili gençler. Buradan da x'i bulacağız. 7x bölü 30 Ahmet'in parası. Bartu'nunki ne kadardı? X bölü 5'ti. Bu da ne eşitmiş gençler? 120 eşitmiş. Peki bunu bu tarafa atayım. Hemen atayım. 120 diyorum. Yavrucuğum, bunu neyle çarpacağım? 6 ile çarpacağım. X bölü 30 eşittir 120 çıktı. Buradan x'i ne bulacağım? 3600 diye bulmuş olacağım. Evet, şimdi bir çubuk sorumuz var. Fakat bunu bir okuyalım önce, ne demiş bana. Bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 12'si, diğer ucundan 1 bölü 15'i kesildiğinde. Bak, bizim normal klasik o çubuk sorularında tek taraftan kesiliyordu gençler. Onunla bunu karıştırmamanızı istiyorum. Buradaki durum farklı. Yani senin bir çubuğun var, değil mi gençler? Bunun bir ucundan da kesiyor, bir de diğer ucundan kesiyor. Peki, orta noktası diyor ilk duruma göre 4 santimetre yer değiştiriyor. Çubuğun kesilmeden önceki boyu kaç santimetredir? Şimdi böyle baktığım zaman burada 12 ile 15'in en küçük ortak katını düşünmek benim için daha kolay olur. İşlemlerde kolaylık sağlar. 12 ile 15'in en küçük ortak katı nedir gençler? 60'tır. O zaman çubuğun boyuna ben 60x olsun diyeceğim sevgili arkadaşlar. Boyuna ne dedim? 60x olsun dedim. Peki 60x'in 1 bölü 12'sini bulursam gençler, burası ne olacaktır? 5. 5x. O zaman bir taraftan ne kadar kesilecektir? 5x. Öbürünü bulalım. 60x'in 1 bölü 15'ini bulalım. Ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Böyle baktığım zaman 4x olacaktır. Bir taraftan da ne kesecek? 4x kesilecek. Şimdi gençler, orta nokta şurada bir yerde. Tamam mıyız? Bu benim neyim olsun? Orta noktam. Peki bu benim orta noktamsa, orta noktam bak 5x, 4x buradan kesildi. Buradan da 4x kesildi. Yani o çok değişmez. Buradan 4x, buradan 4x olsa orta nokta değişmez. Ne değiştirir buradaki orta noktanın yerine? Şuradan kesilen x fazlalık. Bakın diyorum ki fazladan kesilen x orta noktayı değiştirdi. Peki bu orta nokta sorularını biz ne yapıyorduk? Kesilen miktarın yarısının, yani kesilen miktar x, ya mesela fazladan kesilen miktar x. Bu kesilen miktarın yarısının orta noktanın değişimine eşit olduğunu söylüyorduk. Peki buradan x'i ne bulacağız sevgili arkadaşlar? 8 diye bulacağız. Sorumuza devam ediyoruz gençler. Bana diyor ki önceki boyu, yani 60x soruyor. 60 çarpı 8'den 480 diye bunu bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Evet, yine bir sorumuza devam ediyoruz. Bir kırtasiyedeki aynı defterlerden 3 tane, aynı kalemlerden 4 tane alan bir kişi diyor. Bak şimdi, aynı defterler, defterlere D diyelim. O zaman 3 tane defter almış. Yani bir defterin fiyatı D olsa, tamam mı gençler? 3 tane alsa 3D olmaz mı? Aynı kalemlerden 4 tane diyor. O zaman burası 4K olur. Bu ne kadar ödemiş gençler? 85 ödemiş. Peki bu kişi bu defterlerden 5 tane ve bu kalemlerden 3 tane alsaydı. Yani bu alışveriş yapmasaydı diyor. Şöyle yapsaydı diyor. 5 tane defter, 3 tane kalem alsaydı 105 lira ödeyecekti diyor. Buna göre bir defter artı bir kalemi soruyor. Yani bana neyi soruyor? D artı K'yı bul diyor. Peki şöyle bir bakalım. Böyle bu tür sorularda ben hemen bir bakıyorum. Acaba diyorum taraf tarafa toplasam D artı K gelir mi? Veya çıkarsam? Gelmiyor gençler. Bu soruda gelmiyor. Dolayısıyla ben burada kesinlikle ne yapmalıyım? Yok etme yöntemini kullanmalıyım. İstediğinizi yok edin. Siz bilirsiniz. Kararı siz vereceksiniz. Diyelim ki defterleri yok edeceğiz. Bunu neyle çarpacağım o zaman? 5 ile çarpacağım birini. Birini de gençler 3 ile çarpacağım. Ama birini eksi yapmam lazım. Diyelim ki bunu eksiyle çarptım. Beraberce çarpalım. Burası ne olacaktır? 15 tane defter olacaktır. Burası ne olacaktır? 20 tane kalem olacaktır. Bunu çarparsam 25, 40, değil mi? 42. Evet, şimdi bu taraftan bakıyorum. Eksi 15 tane defter artı, değil eksi, 9 tane kalem. Şimdi bu taraftan bakalım sevgili arkadaşlar. Çarparsam ne olacaktır? 15,
315. Evet, bir sorunumuz yok. Bunları taraf taraf işlemimizi yapalım. 15 defterlerimiz gitti. 11 tane kalem kaldı. Şurası eksi bu arada. Bunu bundan çıkarıyorum. 0, evet, 1 ve 1 diye kaldı. Peki o zaman bir tane kalemim benim ne oldu gençler? 10 lira oldu. Bir kalem 10 lira. Hemen neyi bulacağım? Defterlerden defteri bulacağım. Şu denklemlerden herhangi birinde yazabiliriz sevgili arkadaşlar. 3 tane defter artı 10 liradan 4 kalem vardı ya, artı 40 eşittir 85 dedim. 3 tane defter buradan 45 olur gençler. O zaman bir defterim ne oldu? 15 oldu. İkisinin toplamını sormuştu bana, defter artı kalemini diye bulduk sevgili arkadaşlar. 25 diye bulmuş olduk. Evet, şimdi bir yaş sorusuna geldi. Gençler, yaş sorularında bir kere şuna dikkat edeceksiniz. Geçen süre herkes için eşittir, aynıdır yani. Yani mesela bundan bir 3 yıl sonra herkes 3 yaş yaşlanmış olur. Veya bundan 3 yıl önce hepimiz 3 yaş daha gençtik. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım, bir baba varmış. Evet, ve kızı varmış. Babamızı yazalım, kızımızı yazalım. Bir de gençler bugünkü yaşından ve 6 yıl sonraki yaşından bahsediyor. O zaman bugün diyeyim bir. Ve bugünkü durumlarına bakalım. Babanın bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının 3 katına eşittir. Kızı eğer x yaşındaysa baba ne kadarmış? 3x'miş. 6 yıl sonra diyor sevgili arkadaşlar. 6 yıl sonra babanın yaşının kızının yaşına oranı 5 bölü 2 eşit olacakmış. Bak şimdi 6 yıl sonra baba 6 yaş büyüyecek. Kız da 6 yaş büyüyecek. Sonra ne diyordu? Babanın yaşını diyor, kızının yaşına oranla diyor bak. Yani baba bölü kız diyelim. 3x artı 6, x bölü 6'nın ne olduğunu söylüyor bana. 5 bölü 2 olduğunu söylüyor. İşlemimizi yapalım beraberce. İşler, dışlar çarpımı yapıyorum. 6x artı 12 eşittir 5x artı 30. Buradan x'imizi ne buluruz sevgili arkadaşlar? 18 diye buluruz. Ama bana neyi sormuş, dikkat edin. Babayı sormuş. Babamız nedir? 3 çarpı x'den 3 çarpı 18'den 54 diye bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet, Elif, Ece ve Yiğit'in yaşları toplamı 48'dir demiş. Peki Elif varmış. Ay sesim gitti. Ece varmış ve Yiğit varmış. Bunları bir yan yana yazalım. Elif, Ece ve Yiğit'in yaşları toplamı 48'dir. Ece Elif'in bugünkü yaşındayken diyor. Yiğit, Yiğit'in yaşı Ece'nin bugünkü yaşının 2 katına eşittir. Şimdi nasıl çözebiliriz ya bakalım. Elif'in yaşına x diyeyim, Ece'ye de y diyeyim. Toplamları 48 ya sevgili arkadaşlar. O zaman burası ne olur? Yiğit'in yaşı 48 eksi x eksi y olmaz mı? Toplamları 48 olduğu için. Şimdi diyor ki bana, Ece diyor Elif'in bugünkü yaşındayken, yani Ece x yaşındayken, değil mi? Geçmişten bahsediyor. Peki Yiğit diyor, Yiğit'in yaşı Ece'nin bugünkü yaşının 2 katına eşitti. Bak şimdi Yiğit nasılmış? Yiğit'in yaşı Ece'nin yaşının 2 katına eşittir. Ece burada y'ydi sevgili arkadaşlar. Yani 2y olduğunu söylüyor bana. Buna göre Ece'nin bugünkü yaşı kaçtır diye bir sorumuz var. Şimdi gençler, ben size ne dedim? Geçen süreler herkes için eşit. Şimdi bu ne kadar önce? Y eksi x yıl önce. O zaman bu da aynı şekilde. Bak aradaki fark birbirine aynı olacak. Yani sen bu y'den x'i çıkarırsan, buradan da bunu çıkarırsan aynı sonucu elde edersin. Çünkü aynı zaman dilimden bahsediyor. Yani mesela burada Ece x yaşındayken Yiğit 2 yaşında. Ece bu yaştayken Yiğit bu yaşta. Yani ikisi aynı zaman diliminden bahsediyor sevgili gençler. Devam edelim. Ne dedim ben burada? Y eksi x eşittir 48 eksi x eksi y eksi 2y. Beraberce bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın her iki tarafta x'ler gidiyor, görüyor musunuz? Gitti. Buradan ne olur? Eksi 3y burada, 1y burada. O zaman şöyle yukarı çıkabilirim. 4y, yani şu 2y'yi bunları bu tarafa attım. Eşittir 48. Y'miz ne olur sevgili arkadaşlar? 12. Bana zaten Ece'nin yaşını sormuştu. Bakın geldi. 12 diye bulmuş olduk.
Evet, şimdi sorumuza bakalım. 2012 yılında diyor, Çetin'e yaşı sorulduğunda diyor ki doğum tarihinin rakamları toplamının iki katının bir eksi olduğunu söylüyor. Çetin'in doğum tarihini sormuş gençler. Çetin olabilir demiş, bak dikkat et. Hangisi olabilir diye de sormuş. O zaman ben Çetin'in doğum tarihine A, B, C, D yılı olsun diyeyim. Tamam mı gençler? Peki biz yaşımızı nasıl hesaplıyoruz? Olduğumuz yıldan doğum tarihimizi çıkartarak hesaplamıyor muyuz? Öyle yapıyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Yani mesela Çetin 2012 yılında yaşını sorduklarında nasıl hesaplardı? 2012'den A, B, C, D'yi çıkartarak hesaplardı gençler. Bu kim? Çetin'in yaşı. Çetin'in yaşı. Evet. Peki yaşını soruyorlar ya Çetin, ama öyle yani direkt çıkartarak söylemiyor. Diyor ki benim yaşım diyor doğum tarihimin yani şu yılın rakamları toplamının yani 2 çarpı A artı B artı C artı D'nin bir eksiği olduğunu söylüyor gençler. Peki bundan sonra beraberce bir değerlendirelim sevgili arkadaşlar. 2012 eşittir A, B, C, D artı 2 A, B, C, D eksi 1, ya bu eksi 1'i de bu tarafa atayım, 2013. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan bakmanızı istiyorum. Bu bir tek sayı. Bu bir çift sayı. Kesinlikle bu ne olmalıdır sevgili arkadaşlar? Bir tek sayı olmalıdır. Dolayısıyla ben burada şimdi ne diyeceğim? A, B, C'nin bir tek sayı olduğunu biliyorum diyeceğim. Yani çift olanlar. Bunları çizmiş oldum sevgili arkadaşlar. Bundan sonra şıklardan değerlendirelim. Cevap 1973, bir değerlendirelim. Bakın burası 20, 10, 10. Toplamları 20 ediyor. Öyle değil mi? 20 ediyor sevgili arkadaşlar. 20 çarpı 40, 20 çarpı 2, 40 oluyor. 40'ı buna eklersem 2013'ü bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Son sorumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Baktığım zaman Bilge, Eymen ve Ebru'nun yaşlarından bahsediyor. O zaman bir yazalım. Bilge varmış, Eymen varmış, bir de kim varmış? Ebru varmış. Bakalım. Diyor ki şunlar bilinmektedir diyor. Bildiğimiz her şeyi bir değerlendirelim. Bilge 4 yıl sonra, Eymen 8 yıl önce doğmuş olsaydı şimdi yaşları eşit olacakmış. Bir beraberce değerlendirelim. Bilge 4 yıl sonra doğmuşsa, o zaman Eymen de 8 yıl önce doğmuş olsaydı diyor. O zaman kesinlikle Bilge kimden daha büyük? Eymen'den daha büyük gençler, değil mi? Yaşı daha büyük. Ve eşit olması için fazlalığın, bakın fazlalığı görüyor musunuz? Eşit olması için bunların çıkartılması gerektiğini söylüyor. O zaman Bilge Eymen'den ne kadar büyük gençler? 12 yaş daha büyük. Peki o zaman Bilge Eymen'den ne kadar büyükmüş? 12 yaş büyükmüş. Ben Eymen'in yaşına x dersem Bilge'nin yaşının ne olacağını biliyorum. X artı 12 olacağını biliyorum. Beraberce devam edelim. Ebru'nun bugünkü yaşı diyor. Eymen'in bugünkü yaşının iki katıdır. Eymen bu x yaşındaysa Ebru kaç yaşındaymış? İki katı yaşındaymış. Bilge Ebru'nun bugünkü yaşına geldiğinde diyor. Bak şimdi Bilge burada. Yani Bilge ne olacakmış? Ebru'nun bugünkü yaşı 2x kadar olacakmış. Ebru da diyor 48 yaşında olacaktır. Ben biraz önce size ne dedim? Geçen zaman dedim, herkes için aynı. Şimdi burada bir yıl farkı oluştu. Farkında mısınız? Burada da bir yıl farkı oluşuyor. Ve bu oluşan yıl farkı gençler birbirine eşittir. Peki. Bilge'nin bugünkü yaşını sormuş bana zaten. Yani bana x lazım. Beraberce bir bakalım. Bir daha söylüyorum. Yıl farkları eşit. O zaman ya bundan bunu çıkaracağım, değil mi? Veya bundan bunu çıkaracağım ve x'in birbirine eşit diyeceğim. Peki. Bugünkü yaşına geldiğinde diyor. Yani bunlar daha büyük aslında. Öyle çıkartalım o zaman. 2x'ten x artı 12'yi çıkartacağım. 48'den de neyi çıkartacağım? 2x'i çıkartacağım. Beraberce bir işlemlerimizi yapalım. 2x eksi x eksi 12 eşittir 48 eksi 2x. Peki 4x, 1x de burada çıkacak, 3x değil mi? Bunu da buradan eksi 12'de bu tarafa attım, 60. X'im ne oldu sevgili arkadaşlar? 20. Soru çünkü bana diyor ki Bilge'nin bugünkü yaşını bul diyor. Yani x artı 12'yi bul diyor. 20'yi 12 eklersem 32 diye ben Bilge'nin yaşını bulmuş olurum. Sevgili gençler, hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Ve çekilmesini istediğiniz videolar varsa, yani anlatmamı istediğiniz videolar, konular varsa bunları belirtirseniz mutlu olurum.
Sizlere yardımcı olmak istiyorum. Herkese iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.